Herkese merhabalar. Yine masal dolu, güzelliklerle dolu bir yolculuğa hazır mısınız? O zaman haydi bakalım ilk masalımız sizler için gelsin. Bugünkü masalımızın ismi Balıklı Göl. Balıklı Göl Ormanı'nda güzel mi güzel bir gün başlamış. Güneş tepelerin ardından yükselmiş. Horoz tüm orman halkını uyandırmış. Hayvanlar ellerini, yüzlerini yıkamışlar. Yavrular ise kahvaltılarını yapıp okula gitmeye hazırlanmışlar. Ormanda okula gitmek istemeyen bir tek yavru ayıcık varmış. Okumayı öğrensem ama ne olur, öğrenmesem ne olur diye kendi kendine konuşurmuş. Okula giden arkadaşların ardından bakıp kıs kıs da gülermiş. Günlerden bir gün ayıcık öğlene kadar mışıl mışıl uyumuş. Sonra uyanmış ve ormanda gezintiye çıkmış. Ve Balıklı Göl'ün kenarına doğru gidivermiş. Balıklar suda kıvrıla 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 yüzüyorlarmış. Önce birazcık onlar izlemiş. Sonra da kelebekler uçuşuyormuş, onları kovalamış. Sineklerle oynamış, arılarla oynamış bir miktar. Sonra biraz sıkılınca da bulutları seyretmeye başlamış. Sonra birazcık da yorulmuş. Oturayım demiş, birazcık dinleneyim. İleride de şöyle az ötede de bir bank varmış. Bankın üzerinde de kocaman bir yazı yazıyormuş. Yavru ayıcık okumayı bilmediği için ne yazdığını anlamamış bile. Aslında bankın üzerinde boyalı "Sakın oturmayın" yazıyormuş. Küçük ayıcık okuyamadığı için pat diye oturuvermiş. Tabii ki bir kalkmış, üstü başı boya içerisinde. O zaman kağıtta ne yazdığını anlayıvermiş. Ama iş işten çoktan geçmiş. Sonra üzülerek evine gitmiş. Uyumuş, uyanmış. Ve bir sonraki gün posta kutusunda bir kağıt bulmuş. Tabii kağıdı açmış, bakmış, bakmış, bakmış. Okuma yazma bilmediği için okuyamamış. Biraz sonra bir tavşanın elinde havucuyla hoplaya zıplaya geldiğini görmüş. Sonra sincaplar belirmiş. Kediler, kuşlar, tilkiler ellerinde piknik sepetleriyle hepsi Balıklı Göl'e gidiyorlarmış. "Ben pikniğe gitmeyi çok severim. Neden kimse beni davet etmedi ki?" Üzülmüş kendince ve ağlamaya başlamış. Onu duyan diğer hayvanlar yanına gelmişler. "Neden ağlıyorsun küçük ayıcık?" diye sormuşlar. O da üzgün bir şekilde cevap vermiş. "Neden kimse beni pikniğe çağırmadı? Benim piknik yapmayı sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Peki neden çağırmadınız beni o zaman?" diye arkasından da hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etmiş. Hemen oradan kedicik cevap vermiş. "Ayı kardeş, nasıl olur? Biz seni davet ettik." demiş. "Hayır, hayır, beni unuttunuz işte." demiş bizim ayıcık. Ama nasıl olur? Davetiyi posta kutusuna dün ben bıraktım." demiş kedi. Ayıcık gözyaşlarını silmiş. "Doğrusu çok utanıyorum sizden." demiş. "Evet, davetiyi ben posta kutusunda gördüm. Ama okuma yazma bilmediğim için okuyamadım." O sırada ayının annesi elinde piknik sepetiyle hemen minik ayıcığa yaklaşmış. "Görüyorsun değil mi sevgili yavrum? Okuma yazma bilmek ne kadar da önemli bir şey. Hayatını kolaylaştırıyor, renklendiriyor, güzelleştiriyor ve hayatına aslında anlam katıyor." demiş. Küçük ayıcık o günden sonra hemen okula yazdırılmış. Diğer arkadaşlarıyla birlikte okumayı yazmayı en kısa sürede öğrenmiş. İlk başlarda biraz sabah erken kalkmakta zorlanmış ama zamanla ona da alışmış. Annesi ona güzel kitaplar almış. Ayıcık da Balıklı Göl'ün kenarında keyiflice kitaplarını okumaya koyulmuş.